Burçin kayınvalidesiyle özel bir şeften ders aldı. İşte o anlar. İbrahim Bey, biz şimdi izlediniz, programa katıldık ama bizim evet kendi bir eğitim danışmanımız var. Ama annem inatla ben püf noktası vermiyorum, sen yapıyorsun diyor. Ama ben de hep şu fikirdeyim ki her şeyin bir ustasından öğrenmek vardır. Sizden ricam anneme ev yemekleri, atıyorum fırındır, hamur işleridir, bunlarla ilgili ufak böyle püf noktalar verirseniz bu bizim işimize çok yarayacak. Çünkü biz programa çok iddialı girdik ama annem inatla püf noktası vermediği için iddiamızı kanıtlayamaz olduk. Hocalarından alamadığı bilgileri ben burada aktarabilirim. Tiyolar verebilirim, püf noktaları verebilirim. Burçin böyle bir destek almıştı. Buradan yola çıkarak benim tabağımı tanıyabilirsin. Benim seni İbrahim Bey'e getirme amacım bu anne. Kızım zaten fırında sen durmadan yemek yapıyorsun yani fırının püf noktası ne olabilir? Anne o zaman neden bulamıyorsun programda benim tabağımı gidip bana birileri basıyorsun? Orada heyecanlanıyorsun. İşte heyecanlanıyorum yok. Heyecanlanıyorum. Not alabilelim anneciğim hadi not alalım. Ben izlediğimde programı izlediğimde fırın yemeklerinde genellikle yanıyor. Mesela bak şimdi diğer üç gelin yaktığında ben yakmadığımda diyeceksin ki aa evet bunu Burçin yapmıştı. Ya sen bunları bana niye yazdırıyorsun? Ben mi yemek yapıyorum Allah aşkına? Tabakların başına geldiğin zaman aa bize şef böyle demişti ben demek ki Burçin eşit doğradı diyebil diye ben sana yazdırıyorum. Bana faydası olacak mı yani? Evet olacak anneciğim. Sana faydası olacağı için biz geldik buraya zaten. İnşallah. Tencere yemeklerinde salçayı kavururken böyle bir yemek kaşığını çok az bir şekilde un koyarsanız yemeğin kıvamı daha güzel olur. Un, salçaya un. Evet, salçayı kavururken. Sen bunu biliyor muydun anne? Ben bilmiyordum. Bak işte bize bir püf nokta. Ya al şunları Burçin Allah aşkına. Sen dinle. Bana ne dinletiyorsun püf noktalarını kızım ya? Yapacak olan sensin. Dinle güzel yap bulayım tabağını. Özden Hanım, şimdi şöyle anlatayım. Mutfak işi ekip işidir. O yüzden dinlemeniz lazım ki aynı düşüncelere sahip olduğunuz için kim neyi nasıl çıkarmış önünüze geldiği anda şık diye bulabilirsiniz. Tavuk üzerine yemekler yapıyoruz. Tavuklarla alakalı püf noktamız ne olabilir? Örneğin bir kavurma yapacaksınız, tavuk kavurma. Onu küp küp doğradıktan sonra hafif bir yağa gösterip çıkarttığınız anda sebzelerle tekrar birleştirdiğiniz anda o daha lezzetli olur. Demek ki anneciğim püf noktası olarak bana ne vermeliymişsin? Bence yazmalısın. Ne diyor İbrahim Bey? Göğsü önceden bir kızartın, yağ sokup çıkartın ki lezzetli olsun. Sen bana bunları hatırlat kızım. Bunu böyle yapmalıydın bak. Bunları hatırla de ki ben ona göre yemeklerimi lezzetli yapabileyim. Amaç aslında tamamen bu. Senin bana püf nokta vermende. Benim yazdığım amacım sadece sana bu. Annenden hiçbir şey öğrenememişsin. Başkasından öğrenmeye çalışıyorsun. Demek ki annene de güvenmemişsin. Kayınvalidene de. Kayınvaliden yemekten anlamıyor. Zaten orada aşçının verdiği hiçbir şey görmedim. O anca senin evde yapacağın yemeklerde işine yarar. Burada değil. Burada zaten bir şefimiz var. Olması gerektiği gibi size tarif ediyor. Siz de onu beceremediğiniz için gelin kayınvalide. Ne yapıyorsunuz? Bir yerlerden bir çabalıyorsunuz. Bir şeyler öğrenelim. Bir şeyler yapalım da bir puan toplayalım. Ama bana göre boş bir iş. Ayrıca bir şeye daha takıldım. Kayınvalideniz alışveriş yaparken bayağı bir canlı, heyecanlı böyle koştu. Yıldızım şuyum buyum diyordu. İlk çekimde ben buranın yıldızıyım diyorum. Burada almış elini, aa nereden geldim, nereden düştüm buraya der gibi bir havası var. Zaten yani onda öğrenme gibi bir şey yok. Ne sen anlıyorsun, ne kayınvaliden anlıyor diyorum. Aşçıya değil, şefe değil, Türkiye'nin en usta şefine gitseniz sizin çıkaracağınız yemek zaten belli. Sizin de vereceğiniz puanlar damak tadınız olmadığı sen için sen gideceksin, ben kalacağım yıldız olarak söylüyorum. Burada. Fatih Bey, bunlar gelin kaynana, her şeyi biz biliriz. Biz evet. Mükemmeliz, bunlar... staj yapmış, uzmanlaşmış, aşçılar bile bunların yanında solda sıfır. Ben ne dedim? Ben bir işi öğrenmek için ustasına giderim. Ama bundan hoşlanmadım. Çünkü ben yemek yapmayı, çok güzel yemek yapmayı, bunu ben kendim değil, ben megaloman değilim. Bunu etrafında yiyen insanlar diyor, eli çok lezzetlidir. Olabilir. Ha, aleyna dedi, gittiler şeye, aşçıya. Tiyoları aldılar. Ne tiyo verebilirim burada Allah aşkına? Orada karabiber yoktu da ben ona karabiber koy mu dedim yani? Tiyo bu mu? Saçma. Neden öyle bir yere gitme gereği duydunuz kendinize? Bunu kim geçirdi? Geliyorum. Annem bir aşçı ama eğitimli bir aşçı değil. Yani aşçılığın eğitimini almamış. Alaylı.
Ama evet çok güzel de yemek yapar. El lezzeti de çok güzeldir. Ama annemin sorunları vardı. Çalışıyor Fatih Bey. İşten çıkıyor gidiyor benim çocuğumu okuldan alıyor. Ben eve çekimler bitip eve gittiğim zaman oradan koştur koştur hastaneye gidiyordu. Anneannem yoğun bakımda yatıyordu. Annem de benim konuşacak bir dakikam bile yok. Ya yemin ederim şu program hakkında bir dakikalık bir konuşmamız bile olamadı annemle. Çünkü annem hani anneciğim nasılsın bir sıkıntı var mı yok kızım tamam kapatıyoruz. Çünkü annemin gerçekten vakti yok. Ve oturup anne bana şunu yemekler hakkında püf noktası versene diyemedim. Gerçekten üçüncü haftam üç haftadır annemi bu program hakkında hiçbir şey konuşamadık. Geçen hafta Çiğdem teyze kendince ders vermeye kalktı kayınvalidelere. Pişmiş kabak, pişmemiş kabak. Şunu ağzınıza götürürken bir kokusu. Bakın çiğ kokuyor. Pişmiş aldığınız zaman, ağzınıza götürdüğünüz zaman nasıl bir yemek kokusu var? Pişmiş bu. Siz eğitimli misiniz? Değil. Değilsiniz. Ben ama neden gözüm götürdüm? Var, damağım var. Ben her şeyi bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Her şeyi öğrenmeyi severim. İsterim de, istekli de giderim. Oraya gittim ki neden? Eğitiminden, eğitimli birinden, şeften ders almak istedim. Seni götüreyim ki bir şefe, ustaya. Sen de püf noktaları öğrendi ki evet bize usta bunu söylemişti. Demek ki Burçin bunu uygulayabilmiş. Demek için aslında annemi götürmeyeyim. Annem çok isteksiz gitti. Şef anlattı gerçi. Anneme buradan girdi, buradan çıktı. Ama benim içim rahat etti mi? Etti. Eğitimli birinden ders aldım mı aldım. Bilmediğim çok şey vardı. Çok güzel de öğrenmiş oldum.